الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. على رسولنا محمد صلوات. Meslek derslerinde hürmet etmek esastır. Bugün sen mi oruç? Risale-i Nur meşruiyet şartları dairesindeki hürmeti ehemmiyetli bir seciye ve esas olarak nazara verir. Çok önemli bir cümle. Meşru şartlar dairesinde, yani kendin mübalağa ile yüceltmen değil, yani mesela konu nedir? Kimya. Kimyanın formülüne göre, kimya ilmine göre yorumlanır, izah edilir. Din matematikse, yani mevzu matematikse, matematik formülüne göre çözümlenir. Yani Risale-i Nur'da hürmet etmek esassa, Risale-i Nur'un çizmiş olduğu dairede hürmet vardır. Yoksa haddi ve hududu aşan, kuyudu ihtiraz olmayan, haddi belirlenmeyen bir hürmet zaten insanlıkta olmadığı gibi nurculukta da yoktur. Ama onun ölçüleri var işte. Yani onu kastediyorum. Anne babaya mı, hangi anne babaya mesela? Ne kadar, nasıl? Mesela abiye, hocaya, şeyhe. Yani muhabbet, hürmet, şeriatı taşmamalı. Nurculukta ise abi, nurculukta bir abi ve önde gideni. Ama Risale-i Nur prensiplerini yıkmamalı. Risale-i Nur'un temellerini bozmamalı. Risale-i Nur'u gölgelememeli, kapatmamalı. Yani unutturmamalı bu hürmet. Yani kaynak olarak görmemeli, vesilelikte bırakmalı. Hürmet, Müslüman bir cemiyette küçüklerin büyüklere, yaş veya diyanet, bak, hürmet, Müslüman bir cemiyette küçüklerin büyüklere, yaş veya diyanet, ilim, hamiyet, fedakarlık, dirayet gibi faziletler itibariyle kendinden üstün olana karşı kalpte duyulan his ve bu hissin neticesi olarak da o şahsa karşı tavır ve hareketlerinde gösterilen edepli davranış diye tarif edilebilir. Bunlar hep, daha mevzuya geçmeden şeriattaki kaydeleri okuyorum. Bir kimlerin eli öptü, onu da nazar arsa verdi, bir yarın bayram ya şimdi. Ona da tevafı gitti yani. Ha, tamam. Yani her öne gireni eli öpmek değil de. Evet, doğru. Zaten burada onu da söyledi. Müslüman bir cemiyette küçüklerin büyüklere karşı yaş ve diyanet bakımından, yani dindar, ilim, hamiyet, fedakar, dirayet gibi fazilet itibariyle kendinden üstün olana karşı. Mesela zaten İslamiyet 18 tane mahremden bahsetmiş. 9'u süt, 9'u nesepten. Yalnız dinde çok şiddetle reddeden ehli bidaya hürmet edilmez diyor. Anne baba dahi olsa anne babaya yapılır. Meşru helal dairesindeki istekler karşılanır. O kadar. Ehli bida. Peki geliyor sonra. Tam işte yani meşru ihtiyaçlarını karşılıyorsun. Yapmıyorsun değil. Anne babaya itaat başka, meşru ihtiyaçlarını yemektir, içmektir, barınmaktır. Yapıyorsun. Hani o bir, ama hele ehli bidâ mesela hürmet edilmez. Ehli bidâ nedir? Dinde olmayanı, varı da yok eden, bozan. Onu Allah Resulü ve dinde de kaydedip Resulullah diyor ki ehli bidaya hürmet etmek dinin yıkılmasına yardım etmiş olur, eder.
Bu dinde böyledir. Nurculukta nedir peki? Risale-i Nur'un prensiplerini, dusturlarını nurcu gözüktü. Nurcu değilse başka. Mesela bir Süleymancı, bir tarikatçı hürmet ederiz yani. Alimdir, fazladır. Sayınlıyoruz mesela. Ama o kadar yani nurcu değil. Ama nurcu gözüküp, bakın nurcu gözüküp, nurculuğun içinde olup, abi makamında olup veya söz dinlenip, Risale-i Nur bilerek bozuyorsa buna hürmet edilmez. Nurculuğun yıkılmasına yardım etmiş olur. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Mesela nasıl mesela? Şimdi bizim dershanelerde müzakere yok mu? Var değil mi? Ben var mıyım hepsinde? Mümkünatı var mı? Şimdi peki size söylüyorum ben size de ondan sonra söyleyeceğim. Allah aşkına doğru söylüyorum. Ben yokken veya katımdayken, seyahattayken siz müzakere yapamaz mısınız? Yapamaz. Yapmıyor musunuz? Yapıyorum. İşte bunu yasaklayan cemaat var. Alınmadı zaman. Evet. Niçin? İnsana tuhaf tuhaf düşünceler geliyor. İki tane hatırıma gelen şey sebep var. Bir, ne konuşuyorsunuz? Benle farklı ne konuşuyorsunuz? Ondan sonra ben orada olacağım. Mevzunuzu ben tayin edeceğim. Şey yapıyor ya abi, Arabistan yapıyor ya, iki üç tane. Evet, Arabistan'da mesela o şemsiyede, şeyde, Medine'de, bak Mekke'de, Medine'de. 3-5 kişi bir araya gelin, ders yapın hadi. Yok. Bana yaptılar. Mescid-i Nebevi'de vesvese yapıyorum. Söylüyoruz adama, bu vesvesedir diyoruz. Hayır yapamazsınız diyor. İnanın müdahale etti. Bak götürürüz diyor. İptal ettirdi yani, ders engel oldu. Ondan sonra baktı beni susturamadı. Ben yaparım dedim. Ondan sonra onları tutup kovdu. O etrafındaki beni yalnız bıraktı. Şimdi niye? Beni sorgulama bir mevzu olursa hürriyeti şeriye yani müzakere yapıyorsanız hangi konu yapacaksınız? Ne kadar? Hududu ne kadar olacak? Böyle var işte böyle cemaat var işte. Müzakereyi 2-3 kişi bir araya gelip ders yapmasını istemiyor. Böyle cemaat var. Bu insanın, bu abinin etbaana her yere git der mi? Her cemaate git kardeş. Allah'ını seversen ya Risale nerede okuyorsun? Git ya. Git. Ben karmaksız okumayacağım ki. Gelip de adam ne dinleyecek şimdi? Mesela Sufa'ya gitsen ne dinleyeceksin? Gittik aynı şey biz bir kere. Şey, Mustafa Küçük'ün hatimi vardı orada. He, nerede vardı? Tabi şey, bir şey geliyor. Ha, Sufa'ya ha. Yani gittik ve adam Risale okuyor yani. E tabi gideceksin. Ha niye? Niye göndermiyor? Vahidi kıyası yapar bu. Tavuğun derdi civciv meselesi. Hasan sen bunlarla niye uğraşıyorsun? Yani bunlar nedir? Ben getirmesem kim getirecek? Bunlar kan alıp bana söylüyor. O kendi etbağı geliyor bana gizli diyor ki abi diyor yani diyor sizde böyle bir şey mi var yani nurculukta mı var? Hani böyle abi ben bilmediğim bir şey varsa Allah aşkına gösterin de ben de nurculuktan kaynaklanıyor diyeyim. Bu böyle bir şey var mı? Yok kardeş. Sensiz diyor bunu bana dün söylüyor. Dün. Diyor ki sensiz diyor arkadaşlar onun için sordum. Müzakere yapabilirler mi? Ne demek? Zaten emir bu. Risale'nin esastır. Müzakere olmadığını İstanbul çöktü diyoruz da. Medreseler çöktü diyor. Kardeş ustadımızın emri bu. Peki konuyu sen mi seçersin? La ilahe illallah. Sen ne demek istiyorsun ya? Bizde mutlak mutlak şekilde hürriyet-i şeriye hakimdir. Kardeş ben bir efradım ya. Fesubhanallah. Ben meşruiyetlere bile katılmıyorum cemaatimizin. Yani katılmıyorum diyeceğim. Bana ihtiyaç yok arkadaşlar. Hep genç. Hep biliyorsunuz. Öyle değil mi arkadaşlar? Doğru. Hep genç. Genç arkadaşlar, vakıflar.
Bana niye soracak Kırıkan'ı, Polat'ı, Rize'yi bilmem. Abi orayı nasıl yapıyorsun? Siz düşünün kardeşim. Siz çözün. Bunu da mı var? Beni meşgul ettin. Ne yapıyorsun? Beni niye meşgul ettin? Ha benim tecrübelerim. Mazideki orada geçen ömrüm var. Katkı sağlayacaksa sorun. Yani maddi icraatı sevk idare eder. Siz kalın şey yapın. Ne kesesine karışırım bu insanlara. Bu bakımlar. Ne de sevk idare edecek. Ben Zeytinburnu'da duruyorum bu kadar. Çıkarsam Avrupa'ya çıkıyorum. Gidip geliyorum. Öyle değil mi? Ben Murat'a gidip de bine görmedim. Yurtta hani talebe yurdu kuruyor. Talebe yurdu büyütüyor yani. Çok büyük bir şeye girdi. Abi bir gel bak. Öyle değil mi? Gittim. O bak malamı var ne güzel ya. Koca iki katlı odalar dolu falan. Talebe şeyini açıyor. Ya ben gurur duyuyorum bunlar. Şeref duyuyorum. Ya ben burada öğle namazı sünneti kılarken beni beklemeden kamet getirip Resul'ün imam olmasından ben şeref duyuyorum. Niye ikide bir gündeme getiriyorsun? Ben ne kadar memnun oldum sünnetteyken. Elhamdülillah ben bu gençlere bunu vermişim inşallah. Yani abinin gölgeli olmaz, olmayacak. Yani bana bakacak, ben selam vereceğim de adam kamet getirecek. Mekruh. Yani mürit o kadar şey değil ki abi selam vermesini bekliyor. Ki kamet getirsin. Hayır. Hiç beni beklemiyorsunuz. Tak diye ben de sizi uyuyorum. Sabah mı? Teravih miydi ya? Dün akşam. Teravih. Sabah da zor yetiştim zaten. Teravih ya. Bir rekatı kaçırdım ben farzı. Ha bu akşam değil. Önceki akşam. Bir rekatı kaçırdım. Yani niye bunları gündemin? Kardeş, Allah hür ettiğini bir başkası nasıl kayıtlar? Ha ama benim vazifem ne? Sizin göremediğiniz zarar varsa sizi ikaz ederim. Uyarırım. Bu böyle, bak böyle, böyle. Kitapta da böyle yazar, Nurculuk'ta da böyledir. Bunun neticesi de budur. Bak ona göre. Ama Allah'ın haram ve helal kıldığı maslahat-ı mürsele helal dairesinde asla yürü herkes. Hürdür. Allah'ın hür kıldığını, ben nasıl hürriyetini kısarım? Onun için el öpme meselesi böyle. El, mesela böyle bir adamın eli mi öpülür? Böyle bir adama hürmet mi edilir? Bozuyor. Yani diğer cemaatlara düşman yetiştiriyor. Etrafını sur yapıyor, Libya gibi, Kaddafi gibi. Bütün binalar etrafı sur. Kimseyle irtibatlar nasıl? Bahçe duvarları dev. Ondan sonra kimseyle irtibatı yok. Yapmıyor. Yaptırmıyor. Derse gitse, dersten sonra çekerler seni veya dersten önce farkında vardılarsa, kardeş nereden geliyorsun? Falan gruptan falan. Kardeş dersten sonra görüşelim. Yani dersi gelme diyor. Bunu üniversiteyi kazanan talebeler Anadolu'daki bazı ders üniversiteye yakın dershane adresini veriyor. Nereden geliyorsunuz? Zeytin Hasan abinin. Ha tabii dersten sonra yerimiz yok. Yani hazır eleman Nurcu. Talebe ya 17 yaşında delikanlı. Veya işte kız. Benim içim yanıyor. Bunlar hepsi benim kurduğum cemaat. Kurdoğlu'na ben kurdum, Fethullah'a ben kurdum, Fethullah Hoca'nın cemaat ben kurdum, ben çalıştırıyorum. Sufayı, Nesili, Yeni Asya'yı hep ben, yazıcılar ben kurdum. Böyle olmak lazım. Size bunları demem lazım. Kucaklayıcı olmak lazım. Yani haddimiz yani illa kucaklayan olmak, kendi özelliğini kaybetmek değil ki. Güç kazanmaktır. Hani İttihad-ı İslam'ı istiyorduk? Daha İttihad-ı Nurculuk yapamadın. Daha o kafanı düzeltmedin. İttihad-ı İslam hakkın var mı bu kafayla? Hani İttihad-ı İslam olacaktı? Alem İslam bir olacaktı. Bunu bekliyordun. Bekle. Daha senden olmayanları derse kabul etmiyorsun. O da Nurcu olduğu halde sen o kafayla İttihad-ı İslam'ı bekliyorsun. İttihad-ı İslam ruhu var yani sende. İttihad-ı İslam ruhu var değil mi sende? Kardeş nereden geliyorsun? İstanbul'dan. Yani nereyi kazandınız? Bu X şehri işte işletmeyi kazandım. Çaktırmadan
Maşallah yine ucuzsunuz. Nerelere gidiyordun derse. Abi Zeytin saf çocuk tabii. O yedi ne olacak? Nereden gidecek? Zeytinburnu'na gidiyoruz. Zeytinburnu'na nereye gidiyorsunuz ya? Stadım orada yani. Stadın orada. Hasan abinin. Ha öyle mi ya? Tamam kardeş yerimiz yok. Hem dersten sonra da görüşelim yani. Ben hikaye anlatmıyorum. Bu ne? Bu normal. Kendi etbağına diyor ki, 2-3 kişi bir araya gelip müzakere etmeyeceksiniz kardeşim. Benden izinsiz olma. Burada kalan mı? Riyaseti altında olacak. Vakıfı yanında yapacaksınız. Odada yapamazsınız. Aynı grup yapıyor bunu. Peki suç kimin? Suç senin. Abinin değil o. Niye? Öyle korkutulmuş ki. Niye suç senin? Bir konuda beni bir aldatırsan suç senindir. Ama aynı konuda bir daha seni aldatırsan suç benimdir. Niye aldandın? Ama niye yapıyorlar biliyor musun? Etman korkuyor. Abi değiştirmek, peygamber değiştirmek gibi olmuş. Cemaat değiştirmek, din değiştirmek kadar zordur. Ya Zeytin bunu değiştirsen ne olacak ya? Nurculuktan çıkma, git bir yere, git işte. Acayip bir şey ya. Oldu abi, peygamber, oldu cemaat değil. Tövbe ya. Çok acı. Yok o estağfurullah kim öyle yapar ya. Maalesef öyle. Tarikatçı değiliz diyor. En büyük tarikatçı. Bunlar. Devam edin. Ya kardeş bunun bir haddi hududu var. Küllat yok olmuş. Abinin gölgesine küllat yok olmuş. Abi ne diyorsa, küllat ne diyorsa bakma. Bakan yok. Bütün derdim o. Ya Kastamonu ne diyor? Emirdağ ne diyor? Bakan yok. Var da. Olmayanı kastediyorum. Bak olmaz olur mu? Bakan yok kastan. Ya çoğunlukla böyle oluyor ya. Yapmamak lazım. Evet, hürmet bir kimsenin şahsını bulunan, yani bunlar bu dersleri de duymasını da istemiyor. Girmeyin diyor sütüye, dinlemeyin diyor. Kayda getirilmiş. Duymayacağız diyor. Meslek dostlar niye yapıyorum ben? Her gün öyle meslek dostlar yapıyorum. Akşam imani ders yapıyorum. Bir imani bir o, öyle mi? Kayda getirmiş, girmeyeceksiniz diyor. Gelene de ne diyorlarmış? Çocuk kafalı, kendini idare etmekten acizsin. Çocuk kafalı diyorlarmış. Girmeyin o sitelere. O dersi dinlemeyin. Niye bu dersi dinlese ne olacak? Şu dersi şu konuştuktan duysa ne yapacak? Allah Allah ya. Hakikaten ya kendisi sorgulayacak. Abi benim peygamber mi yaptım acaba? Çaktırmadan acaba şuur altıma böyle mi girmiş? Bir meşrepte iken başka bir meşrebe derse gitmeye gidemiyorsan din olmuş. Haberin yok. Bir başka abi doğru dediği halde hala o doğruya değer veremiyorsan peygamber durumuna gelmiş. Şeyh olmuş sana. Tarikatçısın haberin yok. Bir meşrepte iken başka bir meşrebe gidemiyorsan onun varlığını tahammül edemiyorsan bu din olmuş. Din gibi olmuş. Biz başka dinleri dediğin uyduruk şeyleri tahammül edemiyoruz. Haberin yok. Tarikatçı olmuşsun. Tarikatçı olmak kötü bir şey değil ama nurculukta tarikat yoktur. Evet, hürmet bir kimsenin şahsında bulunan İslami ahlak, fazilet ve meziyetlerinden dolayı o zata karşı kalbe duyulan bir his ve bu hissin fiili tezahürü olduğuna binaen şeriattaki şeyi okuyorum bunları. Sonra Risale'ye geçeceğim. Hürmet edenin de hürmet etmesinin sebebi olan meziyetleri bilen ve takdir eden kamil bir kimse olduğu anlaşılır. Hürmet eden bunlar edecek ama hürmet edilen de bunlar fark edecek. Bu insanlar bana niye hürmet ediyor? Bunlar bana niye hürmet ediyor? Faziletten, kemalatımdan yani varsa sadakatimden ve koruyuculuğumdan. Ona göre sen de o konuda örnek olacaksın. Gayret edeceksin en azından. Yapamadığını da söyleyeceksin. Ha bunu yapamıyorum ama doğrusu budur. Yani yaşadığını din göstermeyeceksin. Yaşadığını nurculuk göstermeyeceksin. Nurculuk budur ama ben yapamıyorum. Bak ben yazabilseydim ne iyi olurdu. Hatta Osman yazamıyor mesela bir konuş. Yazıyorum, okuyorum ama yazamıyorum. Keşke yazabilsem. Ya benim eksikliğim. Ama ben bunu söylemem lazım ki sen yaz. Niye yazamıyorsun?
E kardeşim, bizim başımızda olan abi bunları demiyorduk. Git orada bir şeyden, kendisi beceremiyorsa, şu git camiden veya git şu kardeşimizden tecvidi öğren de dememiş. Müsaade istesek de korkardık. Öyle bir psikolojide büyütüldü. Hiçbir yere şey yapamıyoruz. Tecvide bile gidemedi. Allah rahmet etsin. Taceddin Hoca vardı. Nurcu. Sirtillo'da mezun. Fındıkzade'de. Dershaneyle orası 10 dakika almaz yani. Dershaneyle cami. Taceddin Hoca. Ya kardeş gelin dedi ya. Derste dedi okuyorsunuz. Metin okuyamıyorsunuz dedi ya. Gelin dedi ya beraber okuyalım dedi ya. Ben size gelmiyor muyum pazar günü öğleyin ders? Sen ders yaparken ben senin dersini dinlemiyorum. Dinliyorsun hocam dedim ya. Sen dedi talebeler gidiyorum. Ben dinlemiyor muyum? Talebelerin içine girmiyor muyum? E sen de gel diyor. Tecvid Allah sana diyor. Demiştim. 1985. Ama nasıl gideyim? Korkuyordum abiden. Ve hakikaten de öyle. Bu olur mu ya arkadaşlar yani? Niye böyle feveran ediyor? İçim yanıyor. Ben bunları deftere yazmışım. Böyle yapmayacağım eğer ben de Allah böyle bir yaşlılık makamında yanımda gençler kalırsa. Bunlara asla şu hürriyet-i şeriyesine dikkat edeceğim. Allah'ın tanıdığı hürriyeti kısıtlamamaya dikkat edeceğim. Ya tecvide gidemiyorduk ya. Bunlar hikaye değil. Yani demiyor da öyle bir tavır, öyle bir konuşmalar yapılıyor ki sofrada, çayda, arabada, derse giderken abinin yanında. Asla sanki haram içtiniz. Arapçası da biliyordu. Ya biraz baplarla, şunlarla bunlarla çalışıyorduk. Acayip. Baplara çalışıyorduk o tarafta. Gizli gizli. Baplar, Arapça, edatlar, şunlarla bunları zannediyor. Evet. Bundan sonra olmayacak inşallah. Bunlar yayılıyor. Cemaat ağası bunu en iyi kıran internettir. İnsanların yapamadığını teknoloji yaptı. Düz dedi. Herkes evinde giriyor. Herkes herkesin dersine gidiyor. Bizzat gitmese de dinliyor. Tenkit eden de kendisi de değil. İnternet bunu bir o müjdeyi de verin. Yani küre-i arz bir köy gibi dershane olmuş. Tek bir. Şu anda şu meclisimiz var ya. Dünyanın her yeri. Elhamdülillah. Peki bunu duyan ne yapacak? Aa dikkat edin ya. Olmuyor bak. Sonra duyanlar var. Benden başka da seyreden var şimdi. Evet göndermedim ama. Niye? Gideceksiniz yapacaksınız. Hacı Osman'ı ya bana ne dedi? Dedi ki ya Arapça dedi şurada bir hoca var dedi baklar. Ne? Çok iyi olur dedi. Hatta benzin paranı ben vereceğim. Ben gönderdim ben ısrar ettim. Tembellik yapıyordu gönderdim ve bitirdim onu. Biliyorsunuz biliyorsunuz. Onu gönderiyorum. Git. Yeter ki merak ettim. Ya, yapıyorsun. Git yap. Buna göre şayani hürmet olan zatlara hürmet etmeyen kişinin bu hürmetsizliği ile ama hakikaten böyle kamil, fazıl, iddia etmiş olduğu davasının adamıysa, davasının adamıysa etmemekte hürmetsizliktir. Yani nurculukta değil, İslam'da bu yok. Hürmete layık kişilere hürmet etmek İslam'ın ahlakın imandandır. Sen Resulullah'a hürmet etmeyecek misin? Haşa. Ebu Bekir Sıdık'a radıyallahu anh, ustadımıza, Geylani'ye, abilere hapishanelere girmiş, risaleleri yazmışlar. 500 bin Nusa yazmış bir abi. Kim? 500 bin kim? Meşhur. Nusa'ya mı? Ya. Üstad diyor ki ona muhalefet etmek, bana etmek. Bu vasfını öne çıkarıyor. Ben kalkıp da dilim uzanır. Abdülhah abiler, Sunur abiler değil mi? Bunlar hizmet etmiş. Hürmet etmek zaten şairimiz. Niye etmeyeceğiz ki? Niye ama? Ha, hürmet değil de kaynak görmek değil. Onu söyleyeyim. Tebrik etmek var. Hürmet edeceğiz değil mi? Yaşlılarımıza. Allah razı olsun. Bekçilik yaptılar da biz dershaneye gittik. Abilerin güzel iyilikleri var. Bazı şeylerini zikrediyorum. Bundan sonra siz de bu yanlışları ben tadat ediyorum ki
sizin vesilenizle yanlışlık yapanlar da yapmasın. Duyulsun. Ama abilerin %90'ı yani şey muazene yapan noktasının iyilikleri fazla tabii. Hizmeti bu. Yani varlıkları yetiyordu zaten. Biz binaya mı gidecektik? Talep Engin. Abi vardı da gidiyorduk. Biraz önce ne anlatıyordum? Kardeş. O bu, burası da bu. Bu hata olmaması lazım. Bunlar fedakarlık. Bu onu kapatmaz ama bu da olmaz. Çünkü sen yukarıdasın, gözüküyorsun. Bak, vuramıyorum size. Ama buna vuruyor. Tokat yakına vurur. Varlığa da geçiyor. Ha, dolayısıyla biz onu düşünmek için demiyoruz ama bu hata olmaması lazım. Hepten bariz hata olmaması lazım. Hani ben yapmamam lazım, size anlat derken aslında sizin şahsınızda anlatıyorum. Ve aslında şu andaki o hataları, bahsettiğim hataların yapabilme makamındayım ben şimdi. Gençlerin başındayım madem. Ben bunu yapmamam lazım. Kendime de telkin yapıyorum. İsa-i Nur'a zarar vermiyor. Tam tersine İsa-i Nur'daki hürriyet-i şeriyi ve fıtratın tezahürüne zemin hazırlamak lazım. Demek ki şayan-ı hürmet olan zatları hürmet etmeyen kişinin bu hürmetsizliğiyle sebebi hürmet olan kamil sıfat ve meziyetleri takdir hisleri bulunmayan sönük bir kalp ve vicdan sahibi olduğuna kimmiş biliyor musun? Hürmete değer, bakın bu çok önemli, hürmete değer insanlara hürmet etmemek, o şahısta bulunan Allah'ın esmasının, Allah'ın sıfatının tezahürü olan sıbgatullah'a, Allah'ın boyasıyla boyalanmak. Hulukul Kur'an, Kur'an'ın ahlakıyla boyalanan o şahsa hürmet etmemek, Kur'an'ın o sıfatına, Kur'an'ın o manasına hürmetsizlik oluyor. O şahsın zemininde. Çünkü ondaki ahlak, ondaki huy, ondaki meziyet, Kur'an'ın ahlakıydı, sibgatullah idi, esmanın bir mertebesiydi. Olduğuna mani, yani peki niçin etmiyor? Çünkü adamda o yok. Hürmet ruhu ölmüş. Yani haksızlığa da hak dava etmek, haksızlığa hürmettir diyor. Aynen onun gibi. Mesela kemalatı takdir etmek kemalat da olur. Hürmeti, hürmete layık olanı hürmet etmek, hürmete değer insanların özelliğidir. Hürmet nedir bilmiyor ki hürmet etsin. Kendisine hürmeti yok ki başkasına etsin. Kendisine hürmeti olmayan başkasına hürmet eder. Kendisine değer vermeyenin başkasına değer verir. Bütün psikoloji derslerimiz bunu yapıyor. Bunun üzerine kuruluyor. Yani kendini tanı, tanımla. Tanı, nasıl tanıyacaksın? Risale-i Nur'la. Kendini Risale-i Nur'la tanımla. Okudukça kendini tanımlıyorsun, sonra tanıyorsun. Seni anlatıyor kitap okumayla. Demek ki sadakat olan adam, Risale-i Nur'a sadakati olan, sadık olanları sever. Sadakat olmayanlar sadakati sevmez. Sadık insanı sevmez. Risale-i Nur'a bağlı olan, insanlara bağlı olanı takdir eder. Bağlı olmayan adam, at gibi koşturan adam, bağlıları nefret eder. İtham eder. Gıybet eder. Etbana göstermez onu. Çünkü bağlı değil ki, sadakati yok ki. Mesela adam sadakat diye, Risale-i Nur'a salalım diye bağıran adam, kendisine bağlamış bir insan takdir eder mi? Kimmiş? Hisleri bulunmayan sönük bir kalp ve vicdan sahibi olduğuna, manevi değerlere ehemmiyet vermeyen basitlikte kaldığına, yani manevi değerlere değer vermiyor. Niye? Manevi değerlere değer verseydi bu adam, o değerin yaşantıya geçmiş, yaşanan bir insana değer verirdi. Çünkü ona değer vermek, onun kaynağına, sahibine, onu veren zatadır. Böylelikle dini yaymasına kuvvet verecekti. Niye ehli bidaya hürmet etmeyin diyor? Çünkü bida ehline hürmet etmek, dini yıkılmasına yardım etmiş olur diyor Allah Resulü. Ama bidayat karşı olan,
ve Risale-i Nur'a sadakatla bağlı olana hürmet etmek, Risale-i Nur'a hürmet etmektir. Çünkü Risale-i Nur'un dili yok ki, ey kardeş ne öyle yapıyorsun der mi? Ağzı yok. Onun ağzı ben olmalıyım, sen olmalısın. Eğer sen Risale-i Nur'a sadıksan, bunu konuşturuyorsan, bunu bana gösteriyorsan, ben sana hürmet etmek, Risale-i Nur'a etmektir, manaya etmektir, o Osman'ın hukukuna etmektir. Bilmiyoruz. Veya Enes'ini sevenler başkasını sevmezler. Sözleri 108. Hükmünce hissine mağlup olduğuna bir alamet gösterilmiş oluyor. Enes'ini sevenler başkasını sever mi? Adam tavuk civcivi var. Başka tavuğu yanaştırır mı? Civcivinin başka yere gitmesini ister mi? Eğer civciv sorunu varsa tamam. Mesele zaten kökten halledilmiş. Bu hakiki hürmetten başka kişiden zarar görmemek için zahiren hürmetkar davranmak hürmet değil, tabasbustur, mudaradır. Yani bazına da tamam efendim. Yani bu tabasbustur, mudaradır. Zararını önlemek içindir. Ama vicdani bir hürmet değildir. Tamam, buna müsaade edilmiştir de zaten. Risale-i Nur'da hürmet esası, milletin anarşiliğe düşüp düşmemesine sebebiyet vermek gibi çok emniyetli bir unsur olarak nazara veriliyor. Şöyle ki, bak, hürmet o kadar şey ki bu millet anarşist olabiliyor. Eğer hürmet kalkarsa toplumda. Bak, okuyayım. Nereden okuyacağım? Risale-i Nur'a geçtim. Şerit haberler bitti. Kastamonu 241'de bak ne diyor. Bu millet ve vatan hayat içtimaiyesi ve siyasesi anarşilikten kurtulmak ve büyük tehlikelerden halas olmak için 5 esas lazım ve zaruridir. Anarşistliğe karşı çare belirtiyor usta. 1. Birincisi, millete şunu aşılayın. Terör biter. Merhamet. 2. Hürmet. 3. Emniyet. Birbirinin hukukuna saygıya. 4. Haram helalı bilip haramdan çekilmek. 5. Serseriliği bırakıp itaat etmek. Cemiyeti ayakta tutan sebeptir. Bak, bunlardan bir tanesi de hürmettir. Eğer bu olmasa toplumda ne olur? Hürmet sahiplerine hürmet edilmezse, o kemala değmez, o şahs aynasında gözüken Allah'ın, o sibgatullahı yok olur. Allah Resulü diyor ki, beni nefsinizden daha çok sevmedikçe. Biz zannediyoruz ki kendi zatınız öne çıkarır. Hayır, aynedir bu alem, her şey hak ile kaim, mirat-i Muhammed'de. Allah görünür dahil. Ona, onun nefsinden fazla sevmek, Allah'ı sevmek zaten olduğu içindir. Ayne-i Muhammed'de Allah görünür dahil. Ondandır ki Adem'e secde etmek, Allah'a secde etmektir. Allah'ın sıfatları, sıfatullah, vasıfları, çünkü beşeriyeti yok ki. Adem'e secde etmek, nefis takılmamıştı. Tamamen esma ve sıfatın donanımı, bir kargas, bina yani. Biz halıya secde ediyoruz. Allah'a mı ediyoruz? Allah'a ediyoruz ama halıya ediyorsun. Halıda tezahür ettiriyoruz secdemizi. Anlıyor musunuz bunu? Muhabbeti o şahsın kendine dönerse Allah için olmuyor. Olmuyor. Yani onun zatı için olursa olmuyor. Peki nasıl severiz? Kardeşim, eğer kitabı yok ediyorsa, kitabı unutturuyorsa, bize Risale-i Nur dosturlarında böyle hürriyet-i şerimizi kısıyorsa, başka yerlere gitmemize mani oluyorsa, hürmet etmemize, yani Risale-i Nur bu hürmete layık değil ya. Yani Risale-i Nur'a Risale'nin tarif ettiği bir sıfatla değil. O zaman o sıfat yayılır. Biz ona hürmet edersek, onun yanında olursak, o sıfatı diğer gençlere yayılır. Onlar da öyle taassuplu büyür. Taassuplu bir şey gelir ya. Ve bunların ben aklım almıyor.
bu tip kafa yapısı olanların İttihat İslam'ı bekleme hakları var mı? Daha Müslüman kardeşin şöyle dursun. Hani Arap'ı, Zenci'yi, şunu bunu. Daha cemaatin içinde meşrebinin dışındakini kucaklayamayan bir ruh var bunda. Meşrebine has kalmış bir muhabbet, hürmet. O zaman vallahi iyi bir alamet değil. Sen bununla başka bir şey takip ediliyor. Sen nasıl yazıcı kardeşleri sevmezsin? Sen nasıl nesilci kardeşlerin namazının risale okumalarına taraftar değilsin? Sen nasıl kurdular bir sevmezsin? Cemaatin ya, cemaat. O sevmesin, sevmesin. Suffayı, Hamidi'yi nasıl sevmez? Madem imanı var, o noktadan kardeşimizdir. Müslüman, Müslümanı sever. Kusurlar için acır ve dua eder. İsrail'i yap, İsrail'i unuttuk. Düşmanlık öyle yapıyoruz ki acayip. Zirvede. Bir de din namına yapıyoruz. Bir de nurculuk namına yapıyoruz. Cinayetin danışkasına bak yani. Madem imanı var diyor, cihette kardeşimizdir. Hoş geldiniz, yaptığın hürmeti bana yapmıyorsun ya. Hoş geldin. Bu şu devrilsin ya, bu nereden geldi? Geldiği zaman dershaneye karşıladığın gibi onda birini, tav arkadaşını yapıyorsun. Dün ne diyor bir tanesi biliyor musun giderken? Kampta kaldı ya. Abi bana niye sormadın hangi cemaatten geldiğini? Adam da vedalaşmıyor. Kardeş beni ilgilendirmez. Senin cemaatini ben bilmiyor muyum ki sormayayım? Allah Allah. Aynen. Ki, niye abi hangi cemaat? Senin ucusun. Yok yok. Lan cemaat değil ki o meşrep. Senin meşrep beni ilgilendirmez ki. Senin cemaatini ben nurcu biliyordum. Var mı başka nurcu? O da nurcu olmasında gene istifade etti. Başımın üstünde yeri var hepsinin. Gel. Gereken değilse yine oraya gideceğiz. Demişler evet. Haberi yok mu kimse? Ha kimsenin. Gizli gelmiş. Bana diyor ki abi ni, bana böyle dediler dedi. Sen de bana bana gelirken böyle dediler. Sana geldim sen bana sormadın. Niye sormadın? Ben seni biliyorum nurcu olduğunu. Yok yok abi. Nurculuktan başka benim ölçüm yok ki. Yoktur. Allah kahretsin her doğru söylemiyorsam. Ha nurcular içinde. İslam içinde ben bir tarafım. Dinsizlere, münafıklara, kafirlere düşmanım. Onlar da bana düşman, işkence yaptılar bana. Bu tarafta olduğum için. Ben Müslümanım. La ilahe illallah, Muhammedun Resulullah diyenim. Ve Ustad, benim peygamberim Hazreti Muhammed'dir aleyhissalatü vesselam. Kitabım Kur'an'dır. Amelde imamım, İmam Azam'dır. Rahmetullahi aleyh, radiyallahu anh. İtikatta Maturidi Hazretleri'dir. Hayattaki anlayışımı, terbiyemle meşgul olan ve mücedid olarak kabul ettiğim Bediüzzaman'dır, Risale-i Nur'dur, nurcuyum ben inşallah. Kusurlarımla beraber. En maliftiyar, en küçük efradındanım. Alem böyle bilsin. Ben nurcuyum elhamdülillah. Kendimi onunla tanımlıyorum. Öyle gireceğim inşallah kabre. Nurcuyum elhamdülillah. Sen nurcusun kardeşim ya. Abi gene sor. Ya Allah aşkına ya, git ya. Gelmede ver. Sen nurcusun. Kim olursun? Beni. Ya benim hakkımı almıyor ya. Bana çok tuhaf geliyor ya. Sen bana bunu niye söylüyorsun dedim ya. Sen nurculuktan başka şey mi var? Yok abi. Tamam bana bunu niye diyorsun? Pişman oldum sonra. Fazla bana bunu niye söylüyorsun? Beni rahatsız ediyorsun dedi. Sen nurcusun. Cık. Allah Allah ya. Ama çok üzülüyorum. Üzüntümden dolayı boşalttım işte. Yapmayın. Allah'ı nasıl severseniz yapmayın ya. İşte Risale-i Nur hayat içtimaya baktığı vakit bu beş esası temin edip asayişin temel taşını tespit ve temin eder. Yani Risale-i Nur yayılırsa, Risale-i Nur sevmiyor, nurcular hocalar, o şehit edilen hocanın çoğusu nurcudur. Ve İttihat İslam'a çalışan. Risale-i Nur okununca topluma nasıl, ne olur? Topluma ne çıkar? Ne hani bir fabrika kurduk da çıkan mahsul ne işe yarar topluma? Bakın bir daha söylüyorum. Fabrika kurdum. Fabrika hakkında soruyoruz. Tamam da neye imal edecek bu? Duymadığımız bir şey. Etokotet. Ne demek ya böyle bir isim? Etokotet. Mesela attı. Tamam da ne işe yarar? Şu işe yarıyor. Risale-i Nur okununca içtimai hayatta şöyle tip insanlar çıkar. Nurcular böyledir. Nurcuları merak ediyorsunuz. Ey istihbarat vesaireler.
Nurcular şu sıfata ait veya bunu kabul eder. Yani onu yapar veya yapmaya çalışır veya kafasında bunlar var. Bir, merhametlidir. Merhametlidir. İki, hürmete değer şeylere, kaynaklara hürmetkardır. Üç, emniyeti muhafaza eder. Terörün ve anarşistin bozgunculuğu yerde, taassupların, tarafgirliklerin olduğu yerde müsbet hareket olamayacağından, nurculuk yayılamayacağından savaş anında, onun için emniyetin tarafındadır. Emniyeti sağlanır. Manevi emniyet polisleridir. Ben bir komiser kadar vazife yapmıyor muyum? Şu Zeytinburnu'nda yaptığı emniyeti ben onun kadar daha fazla yapıyorum. Ben dünya genelinde yapıyorum emniyeti. Yani insanların kafasına polis koyuyor. Kaplerine yasakçı koyuyor. Emniyet tarafıdır, bozgunculuğa düşmandır Nurcu. Sonra Nurcu haram helalı bilip haramdan çekinir. Yani kişisel ve toplumsal ve devletin malını, mülkünü peşkeş etmez, ettirmez. Haram helal... He? Bir kalayla bütün büyük bir kalayı tamir ediyor. Tamir ediyor. Evet. Yani devletin malı ve şahıs malını haram helal biliyor, haramı yapmaz, gücü varsa, makamı varsa ettirmez. Beş, serseriliği bırakır, itaat eder. Yani bir sistem adamıdır. İstediği gibi hareket edemez Nurcu. Bir ordu askeri gibidir. Sistem adamıdır. Böyle fabrikanın, Nurculuk fabrikası meyvelerinde bu meziyetler olur. Veya kabullenir Nurcu. Kastamonu 149'dan okuyorum. Hayat içtimai idare eden en mühim esas olan hürmet ve merhamet gayet sarsılmış. Neyi? Bak bir dakika. Hayat içtimai idare eden. Cemiyet hayatındaki ahlak mı bozuldu? Güven mi kalktı? Ticarette mi güven sorunu yaşıyoruz? Yani toplumsal ahlakın çaresi nedir en mühim esası birbirine bağlayan, toplumu bir yapan? Hürmet ve merhamet. Bu sarsılırsa toplumda bugünkü arızalar olur. Yani merhamet olmadığı için aldatıyorsun. Merhamet olmadığı için tecavüz ediyor. Merhamet olmadığı için adama hükmelerini sıkıyor. Çocuğu öldürüyor. Dün anlatıyor birisi, Kaddafi keskin nişancılarını eğitirken canlı kalkan yapıyormuş. Hatta bir tanesini al demiş, bak bakayım gözünden vurabilecek miyiz? Yani bir maket koymuyormuş, canlı. Sebebi şuymuş, o makette tamam duygularını hisseder, iyi vurur. Ama insanı bakayım vurabilecek. O insanı vurmaya karşı insanda merhamet var ya, o merhameti ve hainliği, hürmeti ve sahiplerini kırmak için. Rahat olsun. Hani vura vura insan öldürmek rahat etsin diye. Ben 19 tane insan öldürdüm böylelikle diyor. Atış öğrenmek için. Tüyler ürperiyor. Niye sen bunu söylüyorsun? Peki kim bunları yapan? İman olur mu bunda? Bunda merhamet olur mu? Bunda şefkat olur mu? Firavun'da olur bu. Firavun. Firavun'da da bile yok yani. Belki de yoktu. Lanetullahi alezzalimine vel munafikin. Allah'ın laneti zalimlere ve münafıkların üzerine olsun. Ya. Demek ki cemiyet hayatını idare eden en mühim esas neymiş? Hürmet ve şefkat, merhamet. Bazı yerlerde gayet elin ve bir çare ihtiyarlar ve peder ve valideler hakkında dehşetli neticeler veriyor. Cenab-ı Hakk'a şükür ki Risale-i Nur bu müthiş tahribata karşı girdiği yerlerde mukavemet ediyor, tamir ediyor. Ha, anne babalar sordu mu? Hürmette liyakat ölçüsü.
Ölçü nedir? Güzel bir yere geldik. İnsanın hayat içtimaiyesini ifsat eden çay veya su vermiyor musunuz? Yok. Yarın sen yani. Bu kısa ne? Allah Allah. Ramazan gitti. El gitti Ramazan. Ömrümüzden bir sene daha gitti. Sağ selamet Allah akşama ulaştırsın. Kazansız vermez. Ahiret oruç var mı cennette? Allah. Ne zamana kadar? Kaç sene? Sonsuz. Vay be. Sonlu bir hayatta yapacağımız sonsuz bir hayatın inşası oluyormuş. Temeli. Sonsuz hayatta göreceğiniz rahat, bu dünyada hizmet içinde kutsi, mukaddes çilenize bağlı. Çile çekiyorsunuz ama bu çilenizin adını koyun. Ne biliyor musun? Mukaddes çile. Dershane hayatınızdaki çilenin adı mukaddes çile. Vasıfsız çile değil, mukaddes, kutsi çile değil. İnsanın hayat içtimaiyesini ifsad eden bir desise-i şeytane şudur ki, bir müminin bir tek seyyesiyle bütün hasenatını örter. Şeytanın bu desisesini dinleyen insafsızlar mümine adalet ederler. Halbuki Cenab-ı Hak haşirde adalet-i mutlaka ile mizan-ı ekberinde amal-i mükellefini tarttığı zaman hasenat-ı seyyiata galibiyeti mağlubiyeti noktasına hükmeyler. Hem seyyiatın esbabı çok ve vücutları kolay olduğundan bazen bir tek haseneyle çok seyyiatın örter. Demek bu dünyada o adalet ilahi noktasına muamele gerektir. Eğer bir adamın iyilikleri fenalıklarına kemiyete veya keyfiyeten ziyade gelse o adam hürmete ve muhabbete müstahaktır. Belki kıymetli bir tek hasenele çok seyyiatını nazara afla bakma lazımdır. Bak, hürmet ve muhabbet ölçüsünü getirdi. Nedir? Hürmet ve muhabbet ölçüsü şu. Bir, hürmet ve muhabbeti yok eden, istemeyen kimdir onu bilelim. Şeytan. Tamam, beraber yürüyelim. Nereden okuyorum bunu? Mektubat, Lemalar 88'den okuyorum. Hürmet ve muhabbeti istemeyen, yaptırtmayan nefis, şeytan. Kötü cinlerdir, imansız cinler. Yaptırıyor. Erva habisedir, tamam mı? Bu bir. Nasıl yapıyor şeytan? Adamın, Allah'ın bir adaleti var haşirde. Sonuna kadar bekler. Dünyada cezasını vermiyor. İkazlar yapıyor. Şefkat tokatlar şunlar veriyor ama haşire kadar bekliyor. Biz ise haşiri neticeyi beklemeden adamın hemen hatasını hemen ortaya çıkarıyoruz. Allah'ın adaleti şudur. Muvazini amal. Kantar, kantar. İyilikleri ve kötülükleri. Hangisi galipse Allah ona muamele ediyor. O zaman biz bir insanın bir sürü iyiliği var, birkaç tane kötülüğü varsa biz ona kötülük etmek, muhabbet ve hürmet etmemek vasfımız hangi vasıftır? Enaniyettir, nefistir, şeytandır. Enaniyetimiz yaptırıyor. Çünkü Allah'ın muhabbet ettiğini muhabbet etmiyoruz. Bir daha söyleyeyim. Mümkünse hüsnü zan. Elimizden geldiği kadar hüsnü zan etmek vazifemizdir. Hüsnü zan. Bir insanın Allah muhabbet ediyorsa ki hasenesi fazla, seyyiatı az, ona muhabbet ve hürmet etmemiz dinidir. Dersin başından söyledim. Çünkü onun sıfatı Risale-i Nur'un ve Kur'an'ın Allah'ın sıbgatullahıdır. O zaman Allah bu insana muhabbet edecek. Çünkü sebabı fazla. Sebabı fazla. Bir nurcunun sebabı ahirette fazla olacak. Niye? İştirak amal ürüviyeden alacak. O zaman Müslüman bir nurcu, bir nurcuya hatası ve kusuru için acil bir dua eder. Ama aşalamaz. Aleyhinde bulunmaz, bulunamaz. Niye bulunamaz? Muhabbeti, merhameti, şefkati, Risale-i Nur'a sadakati bırakmaz onu. Bırakamaz.
bırakıyorsa muhabbetinde ve uhuvvetinde sorun yaşıyor demektir. Bunalım geçiriyor demek. Normal bir kafa değil. Normal bir ruh değil. Çünkü Allah'ın muhabbet ettiğine adavet edilmez. Allah'ın adavet ettiğine de muhabbet edilmez. El hubbu fillah ve el buzu fillah. Bir insanın ölçüsü şudur. Bir adamın iyilikleri, bak iyi dinle, iyilikleri, fenalıklarına adet bakımından veya kalite bakımından. Adam hakikaten iyi bir hayatı yok ama iyi bir taraftardır. Fakat bir asene yapar. Mesela bir misal vereyim. Hasta aldı mahkemede. Hakim Ali Rıza Efendi ile beraber. İlk beraat kararı verilirken, kazı-ı muhkem olurken, yani herkese, bütün şehirlere örnek misal teşkil edecek karar veriliyor. İlk. Risale-i Nur'un beraatına. Üç tane hakim karar verecek. Ali Rıza Efendi ben beraat vereceğim dedi. Erkek. Adam dedi ki öteki adam, ya ben vermeyeceğim dedi. Birebir. Kantarı oynatıyor şimdi kadın. Açık saçı kadın. Kadına demişler ki sen ne diyeceksin demiş. Ben de beraat vereceğim. O zaman ikiye bir utandı. O da beraata. Peki ben madem ben ikiniz ittifak ettiniz. Ben de o zaman zaten hüküm geçmez ama adım da çıkmasın demiş o zaman. Ben de ona katılıyorum size demiş. Hatırladı yazıyor. Peki şahsı kusuru ne? Açık saçı kadın. Cehennemi zumara yapıyoruz değil mi? Hemen atıyoruz cehennemin dibine. Ama ustad diyor ki bütün hasenatıma ve kıyamete kadar Nur hizmetinde oluşacak hasenata, iyiliklere bu kadın ortakmış. Ustad diyor. Kıyamete kadar olacak Nur hizmetinin bütün hasenatına ortakmış o kadın. Günahını koy bir tarafa. Sevabına bak. Ben de hürmet ediyorum diyor. Benim de ustadımdır demiş. Böyle olduğuma bakma. Ağlamış. Ağlıyormuş. Demiş ki keşke bir çobana verseydi bu anda. Babası keşke beni bir çobana verseydi demiş. De bu hale gelmeseydi. çobanın karısı olsaydım keşke demiş. Okutmasaydı demiş. Mesela ama ne? O kadar bir şey vicdanı. Peki niye asla bunu söyledin? Bir adamın veya bir kadının iyilikleri fenalıklarını kemiyeten adet bakımından. Adeti bak açık saçık. Ama keyfiyetten ziyade kalite öyle bir şey imza attın ki onun imzası çok mühim. Risale-i Nur'un umumi bir beraat kazanmasının ilk adımı atılmış. Kazı-ı muhkem olmuş. Emsal teşkil etmiş. O adam, o kadın muhabbete ve hürmete müstahaktır ki Allah burada söylettiriyor bana. Şu anda bu mecliste, bu âli meclis âlemize şu anda Allah ona merhamet ediyor ve merhamet etsin. Bak ağzımı oraya götürdü. Öyle yaşa ki ölünce namın kalsın. Böyle anılasın. Ya Allah selamet versin. Bir abi vardı böyle. Hep bize düşmanlık şey yapardı. Dettirmeyin. Bir abi vardı. Çok şefkatliydi. Kucaklayıcıydı ya. Allah selamet versin. Bugün kişiyi onlar o tip kucaklayıcı abilerden geliyor. Desinler diye yapma zaten vazife. Ama en azından doğru yaşa ki arkandan kötü intiba olmasın. İnsan ölür, namı kalır. Doğru yaşa. Belki kıymetler bir tek haseneyle, bu kadının hasenesiyle bir tek çok seyyiatına nazar afla bakmak lazımdır. Ey bağnazcılar, bu kadına ne diyorsunuz şimdi? Peki bu kadına usta bütün nurcuların hesabından ona gidiyor diyor da bir nur talebesinin şahsi bir kusurundan dolayı çöpe nasıl atıyorsun? Hiç mi vicdanı rahatsız olmuyor? Bu kadın ile nurcu değil. Bir hasenat. Nurcunun binlerce hasenatı var. 2-3 kusuru var. Ya, yapma. Yapma.
müflis olursun. Ahirete çok beklentiyle gidersin ama kaybedersin. Utanırsın. Ben Mehmet'in aleyhinde dünyada bulundum. Haşir'de Mehmet'in hasenatına ortak olacak yüzüm kalır mı? Ya Rab, Mehmet'in hasenatının ortağı, Muhammed'in hasenatının ortağı, Abdurrahman'ın hasenatının ortağı. Olur mu? Her Resul, senin aleyhinde bulunuyorum. Hasenatına hangi yüzde ortak olacak? Halbuki insan fıtratındaki zulüm damarı ile şeytanın telkini ile bir zatın yüz hasenatını bir tekseyi yüzünden unutur. Zulüm damarı var. Şeytan. Yani zulüm damarı ile şeytanın telkini ile yüz hasenatını bir nurcunun yüz hasenatını bir tekseyi yüzünden unutur. Bir de yetmiyor. Mümin kardeşini adalet eder. Günahlara girer ve günahlara sokar onları da. Nasıl bir sinek kanadı göz üstüne bırakılsa bir daha setreder, göstermez. Öyle de insan garaz damarıyla, garaz damarı, inat var ya. Gördük değil mi nümunesini? Garaz ve intikam ve hasetten dolayı karşıya buradan çıkıyor adam. Buradan çıkıyor bir sebebiyle, dertler senden gidiyor. Siz mi ben şey yapamadım, karşı yolun orada dersen açık. Açabilirsin yani de. Ama burada olmadı. Daha ileriki mahalledat. Örnek için söylüyorum. Sonra her gelenle tek tek telefonla arıyor. Ben buradayım, gelin buraya. Buraya gitmeyin. Bunlar şöyle böyle. Bu numunelerini görüyoruz. O zaman cümleyi söylüyorum. Buradan bir cümle söylüyorum. İyi dinle. Günahlar derece derece. Mübikat-ı Seba'ya kadar gider kebair. Kebair var, Ekber-ı Kebair var, Mübikat-ı Seba var. Arkadaşlar, iyi dinleyin ve bakın elime. En zirve, kutsi makama ihanet eden bir insan. Bundan aşağı makamlara ihanet edeceği normal değil mi? Davasına zarar, bilerek zarar veren, intikam alayım diye, intikam alayım diye, onun içini cizediğim diye, onun etbağını buraya alayım diye, dershanenin zararını, dershaneye gelip gidenlerin kuvve-i kutsiyesini, kuvve-i maneviyesini, halet rüyesine zarar vermek adına, böyle ihtilaflara ve rekabete ve hasete giren bir insan, davasına yaptığı ihanetten dolayı, bunun artık ihanet yapamayacağı bir makam mı kalır? Başka bir ihanet kaynağını söyleyeyim. Allah'a ihanet eden, oruç tutmayan, namaz kılmayan bir insanın Allah'a yaptığı bu ihaneti, yaratılışına yaptığı bu ihaneti sana bana yapamaz mı? Allah'a ihanet yapıyor. Yani abi ya söz vermişti ya, Allah'a söz vermişti namaz kılmıyor. Allah'a söz vermişti, iman etmedi. Sana sözü, sana sözüne mi duracak? Allah'a verdiği sözü ihanet eden, unutan, yapmayan, sana bana verdiği sözünü yerine getirecek. Onun için en üst makamlara ihanet edenin alt seviyelere ihanet yapması gayet ona normaldir. Belki ibadet gibi gösteriyor şeytan. Mürcidlikte ortaklık var abi. İslamiyet'te yok mu abi? İslamiyet'te şöyledir. Müminleri elbette ki nurculuk biraz tabii ki şöyledir. Daire dairedir İslamiyet ya. Bir dairenin başka bir dairede olmuyor. Yani o seviyede yok. Var da o kalitede yok. Mesela şöyle diyeyim. Şimdi sahabenin hasenatına ortak mı? Tabii, niçin ortağız biliyor musun? Bak, daire daire. Mesela Adem Aleyhisselam'a iman ettik. Yani bir başka şey anlatacak mı? Adem Aleyhisselam'a iman etmek farz mı? Yani peygamberlere de baş olduğu için söylüyorum. İlla adliye, şiit, nur. Peygamberler iman. İman esasından. Etmesek ne oluruz? Kafir oluruz. Kafir oluruz.
Kafirlik ne demek? Sonsuz cehennem. Peki iman etmesem bedeli sonsuz cehennemse iman etmek onun zıttı kadar karım olacak. O zaman ben peygamberlere iman etmeyle bütün peygamberin amelin ortağı yetmiyor. Ümmetine de ortağı. Peygamberin ameline ortak olunca peygamberin vesile olduğu ümmetinin hasenatına da ortak olmuş oluyor. Beni seven, benim vesile olduğum insanlara, insanların yapmış olduğu ibadet bana geliyor. Beni seven, benim amelim ortak olunca otomatik onlara da ortak oluyor. Ha? Ben Adem Aleyhisselam amelin ortağım ama 24. sözde diyor ki, sen diyor, orada bir misal veriyor. Mesela avam, padişah nasıl bilir? Ocağında diyor, bulgurunu pişiren, çorba yapan bir adam bilir. Ama bu işin idrakında olan, müdrik olan bir insan padişah bilir. Bunlarla meşgul olmaz. Anlayış. Ha sen diyor, Adem Aleyhisselam amelin ortaksın ama anlayışın katı ortaksın. Seviyen kadar, ilmin kadar, takdirin kadar, fark edilişin kadar, nurculuk zirvede fark ettirdiği için zirvede ortak ettiriyor seni işte. O fark. İştirak amaliyeli bu ya. Bir tamamen onun için ortaksın. Aynı seviyede kılıyor. Müslümanlar aynı seviyede değil. Nurcular anlayışta aynı seviyede. Bakın bir daha söyleyeyim. Adem Aleyhisselam'ı benim anlayışımla bir sokaktaki anlayış aynı mı? Benim o zaman iman seviyemle onun iman seviyesi aynı mı? O zaman benim ortaklığımla Adem Aleyhisselam'dan alıcılığımla onun alıcılığı farklı. İşte nurculuğun iştirak amali uleviye sırrının alıcılığı fazla. Farkı o yapıyor. Elbette İslamiyet'te var. Müslüman, yani adavetin bir bedeli varsa muhabbetin de bedeli var. O zaman Müslüman, Müslümanı seviyorsa sevabına ortak oluyor. Ama intikalin kadar, seviyen kadar, anlayışın kadar, kucaklaman kadar, bağrına gömdüğün kadar, yer verdiğin kadar, nurculuk, nurculukta ise, hani var ya dost şartı var, bakın, dost, kardeş, talebe, has, ehası has, erkan, rükün, ustad. Hepsinin şartları farklı olduğundan, şartların uyma nispetinde o dairenin alt seviyesinden ortak oluyorsun. Mesela dostun hissesiyle Erkan'ın hissesi aynı mı? Heh, nurculuk böyle İslam dairesi için. Öyle de insan garaz damarı ile sinek kanadı kadar bir seyiyle dağ gibi hasenatı örter, unutur. Mümin kardeşine adalet eder. İnsanlar gayet içtimaiyesinde bir fesat aleti olur. Lemalar 88. Evet, burada duruyoruz inşallah. Yarın bu dersi devam edelim derim. Çok güzel ders değil mi? He, Mahmut? Çok güzel. Bu, yani nedir biliyor musun? Tahlil edilmediği bir yer bırakmıyor. Bu ders hürmet etmek esas. Nurculukta nurculuğumuzu tanımlamak ve tanımak için bu toplamalar yap, okunuyor. Nurcuyuz ama neyiz ya? Neyimiz var? Temelimiz nedir? Temelimiz hangi direktir? Unutmayın. Haşir meydanında Miraç Risalesini niye anlamadın? Kaderi niye anlamadın diye sebabı nazı olmayacak. Çünkü iştirak amal-i uhreviye sırrı denilen sebap deposundan hissen Risale-i Nur'daki dusturları bilmek ve itaat etme nispetindedir. Onun için 10. sözü okuyan kendisini ciddi bir nurcu hissetmez. Onun için her cemaat okuyor. Yani başkaları da okur. Haşr-ı ayet delilleri okur. Ama nurcu değilim der. Miraç Risalesini okuyarak, sözleri okuyarak, mektubat okuyarak o kadar nurculuk hissetmezsin.
nurculanabilirsin. Ama kişiye nurculuk hissini veren, nurculuk şahsiyetini oturtan, nurculuk kabiliyetini inkişaf ettiren, nurculuk meziyetini ortaya çıkaran, kendisini bir yerle yorumlayan, ben şuranın elemanıyım dettiren ve olayları bakışı, yorumlamasını yapmasına vesile olan laikalardır, dusturlardır. Laikaları okuma ile, okuyarak, hazmederek, mahsederek, zevk ederek, kendisini nurcu hissetmenin yolu bu. Kendisini bir şeyle yorumlamak. Mektubat okuyan çok var. Ama ben nurcu değilim diyor. Ama kastım okumaz, beni bağlamaydı. İşte bir sene diyor, Risale-i Nur'u anlayarak ve kabul ederek okuyan asrın buradaki bir alemi olur. Ha? Kabul ederek şartı var. İşte Risale-i Nur'u cemaati cemaat yapan, sebabı iştirak-ı amal-i uhrevi'yi oturtan, iştirak-ı amal-i uhrevi'nin kargasını kuran, ruhunu oluşturan, şablonunu koyan laikalardır. Yani raylar laikalardır, tren vagonları sözler, mektubat, demalar gibidir. Bir bütündür. Yani tabiri caizse amenu ve amelu salihat, iman esasları, İslam esasları. İslam esasları la teşbih ve la temsil laikalardır. İman esasları büyük kitaplardır. Allah hissemizi ziyade eylesin. İnsaf versin, anlayış versin, izan versin. Cenab-ı Hak şuurlu nurcu yapsın. Tarikatçı nurcu yapmasın. Tarikatı şey yaptığınızdan değil, tarikat zamanı olmadığında. Hakikatçı nurcu yapsın Allah. Tarikatçı değil, hakikatçı nurcu yapsın. Şahısları ayna makamına koyup istifademizi o anlayışı nasip eylesin. Biz abileri ve abilerimizi hürmet ediyoruz, hayırlı ömürler versin. Ama bize kaynak yaptırmasın Cenab-ı Hak. Risale-i Nur'un kaynağı ustad bile değil. Risale-i Nur'dur. Said Nursi Hazretleri'nin kaynağı da Risale-i Nur'dur. Ha, biz aynayı severiz, ayna muhafaza edilmelidir. Çünkü nur oradan geliyor. Ama kaynak değildir. Allah Resulü'nü vasıta olarak severiz. Ay nedir bu alem? Her şey hak ile kayıp. Mirat-ı Muhammed'den Allah görünür daim. Sırrını bize nasip eylesin. Ay nedir bu alem? Her şey hak ile kayıp. Mirat-ı abilerde nurculuk görünür daim. O kadar. O kadar seveceğiz. Hürmet edeceğiz, vazifemiz, vicdanı borcumuzdur. Ama lütfen kaynak değil. Kaynak değiliz. Değil, değiller. Kaynak değil Resulullah. Allah'ı gösteriyor. Allah'a tarif ediyor. Anlaşılmaz bir kitap, malumisiz olsa, manasız kağıttan ibaret kalır sırınca. Risale-i Nur'u da dershaneler ve abiler gösteriyor. Ama gösterme nispetine, başımın üzerine yeri var. Zübeyir abinin sözüyle bitiriyorum. Bir sene bu durusu Kur'an'ı içinde ihlasla, sadakatla, tesanüt ve uhvet sırrını hazmedip, kavrayıp, anlayıp bir sene sadakatla bu davaya hizmet edenin ayakları başımızın üzerinde yeri vardır. Bu bizim vicdani bir borçtur. İmanımızın bir borcu. Çünkü imanımızın olgunlaşmasına, ahiretimizin ve dünyamızın kurtulmasına vesile olanlara hürmet etmek vicdani ve imanımızın bir borcudur. Evet. Vahir davakum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha. Nasıl?